313 General Necki, MHP'nin 1980 öncesi darbe çağrısı var. Ahmet Nesin'in artı gerçekteki yazısını kendi tarzımda yorumlayacağım. Çok güzel bir yazı. Lütfen dikkatle dinleyin. Amiraller Bildirisi'ni daha önce açıklamıştım. Montreux olayı daha çok bir bahanedir. Ve bu bir bölünmüş ve harcanmakta olan Ergenekon savaşıdır. 104 amiralin bildirisi yayınlanır yayınlanmaz orta dereceli bir kıyamet kopacağı düşünüldü mü bilmiyorum ama MHP'nin sanki iktidar tek başına kendisiymiş gibi gürlemesi hemen hemen herkesi oldukça şaşırttı. Karar Gazetesi'nden Elif Çakır, Devlet Bahçeli'nin 2004 yılında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları dahil 313 generale gönderdiği mektubumsu bildiriyi anımsattı. Hürriyet gazetesi uyarı mektubu diye yapmış haberi. Bahçeli uyarı mektubunda generallerden Türkiye'yi AKP'den kurtarmalarını istiyor. Dün de Yıldıray Uğur'la yaptıkları programda konuştular aynı olayı. Elif Çakır'ın yaptığı güzel bir gazetecilik ama yaşı gereği ancak bunu anımsamış doğal olarak. Bunu söylerken 27 Mayıs darbesinin Alparslan Türkeş tarafından okunmasını ya da ilk Talat Aydemir darbe girişimine dahil olmasını ve bu yüzden ordudan atılıp emekli edilmesini söylemiyorum. 12 Eylül darbesi öncesinden bahsediyorum. Elif Çakır da Yıldıray Uğur da aynı gazetedeler. Ta Akyol'a bir sorsunlar. 12 Eylül darbesinde neden hapse girdiğini. Nedenlerinden birisi MHP'nin darbe öncesi kimi gazetelere verdikleri tam sayfa gazete ilanlarıdır. MHP MYK'sı tüm ülkede sıkı yönetim ilan edilmesini ve idarenin askeriye geçmesini istemiştir. Ne komik değil mi? MHP askeri darbeciler tarafından darbe yapılmadan önce darbe yapılmasını istemekten yargılandılar. En azından bu da dosyanın bir parçasıydı. Gazete ilanlarını o dönemin hem devrimcisi hem de gazetecisi olarak anımsıyorum ama bu olayı ya bir televizyon programında ya da bir yazısında tak yoldan dinlemiş ya da okumuştum yıllar önce. Darbelerin böyle cinslikleri vardır. Menderes ve arkadaşlar anayasayı ihlalden asılırken askerler hem darbeye anayasayı ihlal ederler, hemen yenisini yaparak esasında astıkları gibi yeni anayasadan memnun olmadıkları konusunda hemfikirdirler. 12 Mart idamları sonrası da 27 Mayıs anayasası oldukça değiştirilmiş. 12 Eylül'de de anayasayı ihlalden insanlar asılmış ama yerine yeni faşist anayasa onaylanıp kabul edilmişti. Oral Çalışlar Anıköylü sonrası hapiste Türkeş ve Bülent Ecevit'le aynı yerde kaldığından söyleşi ve anı kitabından bahseder. Türkeş ve MHP'nin darbe öncesi sıkı yönetim isteğinden, hatta sıkı yönetim istendiğinde arkasından darbe geleceğinin de aşikar olduğundan söz eder kitabında. O yüzden bütün parti liderleri 12 Eylül'de gözaltına alınırken Alparslan Türkeş 3-4 gün sonra teslim olmuş. O sırada nerede olduğu en azından o dönem meçhul kalmıştır. Babam dahil olmak üzere o dönemin kara kuvvetlerindeki komutanlar 1-2 sınıf aşağı ya da yukarı aynı dönemin mezunlarıdır. Türkeş arkadaşlarından darbenin kendi siyasi görüşleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığını öğrenmek için turlarda bulunmuştur. Kendisi açısından Kenan Evren haklıdır. Aynı siyasi zorbalıkla ve ülkücüler yerine legal siyasi askerleri kullanarak bu işi çözmeye karar vermiştir. Kendi mantığına göre diğer partilerle beraber MHP'yi de kapatmak onlara demokratik gelmiştir ve sonunda teslim olup beklenen ve herkesi şaşırtan açıklamayı yapar. Görüşlerimiz iktidarda. Biz hapisteyiz. Türkeş'in askeri çağırma taktiği kendi açısından çok zekicidir. Bu çağrıyla MHP'yi ve bilhassa ülke ocaklarını davaların dışında tutmak istemiştir. Aksi halde başına gelecekleri biliyordur. Amiraller Bildirisi'ni daha önce açıklamıştım. Montreux olayı daha çok bir bahanedir ve bu bir bölünmüş ve harcamakta olan Ergenekon savaşıdır. Bu kez Ergenekon olayından kurtarma sırası Devlet Bahçeli'nin görevidir ve o yüzden en çok o bağırmak ve hatta bağırırken de saçmalayıp zırvalamak zorunda kalmıştır. O kadar aramama karşın bulamıyorum ama bir yerlerden bir gün Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrası ilk söylediği tümceler ortaya çıkar.
Biz her zaman halkımızın yanındayız. İlk açıklama böyledir ama halk hangi darbecinin yanında yer aldığına henüz karar vermemiş ve tavır koymamıştır. Ta ki Erdoğan TV'ye çıkana kadar. Çünkü bu darbe girişiminde de başta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kimi komutanlar kimin yanında olduğunu belirtmemiştir henüz. Nerede olduklarına karar verene kadar da Erdoğan'ı aramazlar. Erdoğan da onlara ulaşamaz. Darbeler tarihini incelediğimizde MHP'nin karşı çıktığı bir tane bile darbe yoktur esasında. Son dakika karar verdikleri 15 Temmuz hariç. Bütün darbelerde ABD ve MHP darbenin ya şu ya da bu şekilde bir kenarında duruyor hep. Artı gerçekten Sayın Nesin'in köşe yazısını sizlere kendi tarzımla okudum, yorumladım. Değerli izleyiciler, kanalına karşı bir aydınlık bulmuş olabilmeniz için beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Mutlu bir gün dilerim sizlere. Hoşça kalın, esen kalın.